CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarını tasfiye etmiş olması da çok konuşuluyor. Onların arasında işte konuşulan isimler var. Ünal Çeviköz gibi, Tuncay Özkan gibi ama şu anda öne çıkan ve tartışılan Rifkin. Rifkin'e ne oldu diye soranlar var. Öte yandan Rifkin acaba bu danışmanlık karşılığında ne aldı, nasıl ücretler alıyordu, hiç bunu bilmiyoruz, konuda açıklanmadı diyenler var. Böyle evet, çok soru var yani. Ya o konuda buyurun, bir açıklama yapmadı ya ama mutlaka parasal bir boyutu var o işin. Ama zaten hani işe de yaramadı, yaradı mı yaramadı mı onu da bilmiyoruz. Yani bu dönem işte hatırlarsanız Kemal Bey Rifkin'le birlikte 70 kişilik bir danışma kurulundan bahsediyor. Evet. Yani ekonomi konusunda, dünyadaki gelişmeler konusunda evet, ayrıca bir 70 kişi. Bunlarda da burada da 80 kişilik bir yapı var. Ya enteresan tipler var bu yapı içerisinde. Yani her önüne gelen AK Parti'de biraz bulaşmış herkesi danışman diye atadı. Yani şimdi baktı ki hiçbirisi uyarmadı. Hiçbirisi ya şurada yanlış yapılıyor diye bir şey herhalde bir şey söylemedi. Hepsini toptan sildi. Ama yani şu fotoğraf gerçekten çok ilginç. Uzaktan bir konferans. Konferans. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi nasıl yöneteceğine dair bir vizyon toplantısı ve bunun mali bedeliyle ilgili tartışmalara şeffaf bir cevap verilemiyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler de çok fazla tartışıyor. Evet yani hiç konferans yani, ücreti 50 bin dolar. Ekonomiyle ilgili hiçbir şey söylemedi yani o toplantıda ekonomiye dair yani dünya işte yeşil siyaset vesaire. Almanya'da inanılmaz bir şey, gerçekten inanılmaz. Ama bunu kimse yani de şöyle demişti Rifkin, Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım demişti. Tabii çok konuşuldu yani ücret meselesi de 50 bin dolarlık konferanslar verdiği. Konferans başına işte 100 bin dolara kadar çıkabildiği vesaire değerlendirilmişti. Tabii CHP ile nasıl bir sözleşme imzaladığı bilinmiyor. Açıklanmadı elbette. Sayıştay raporlarında o çıkar. Yani Veli Ağbaba, Sayıştay raporlarında görürüz şey, diyor Murat Bey. Veli Ağbaba veya bu seçimde bu kadar böyle kızgın olan, öfkeli olanlar biraz da buna kıssalar ya. Yani kim buldu getirdi bu adama Rifkin'i? Hangi projeksiyon sundu da neydi kıymeti şu söylediklerini şu yap. Türkiye'ye bile gelmeye bile zahmet etmeyip oradan 50 bin dolar cebe indirip telekonferansla CHP'lere hitap ediyor ve bunu bayağı büyük bir şeyle sunumla CHP'liler değil mi? Yani işte herkes oradaydı. Altan Öymen bile gelmiş. Bu Selvi Hanım orada bir uyuklamıştı galiba, öyle bir haber de olmuştu. Evet. Bunu bir yani korona acaba biz ne yapmışız? Hastaydı, koronaydı. Selvi Hanım. Evet evet yani geçmiş olsun. Uyuklamadı, bu şey yani hani uyuklamak bir yerde uyuklamıştı yani, o normal bir şey, insani bir refleks, ben onu yadırgadığım için söylemiyorum. Sadece şunu diyorum yani bunu niye sorgulamıyor kimse mesela? Bu Rifkin kimdi? Niye geldi? Niye daha doğrusu niye böyle bir program organize edildi? Dedikleri neydi? Dedikleri bizim İktidar yürüyüşümüze ne katkı sağladı? Hiç böyle bir ses geldi mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yok. Yani başka bir sürü yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmedi ama Rifkin işte çok tartışıldı, çok konuşuldu. Yani Kemal Derviş vesaire biliyor, hatırlayacaksınız. Şöyle konuşulmadı. Geçmiş bu hatırlamalarla. Nedir, nereden geldi? Orada sadece Rifkin konuşmadı. Türkiye'nin önemli ekonomistleri, üniversitelerde doğru, onlar da konuştu. Evet. Sonra ne oldu? Bunlar ne yaptılar? Hepsi destek verdi. Bak önemli olan burası. Biz bunu eleştirdiğimizde Kemal Bey bunun bir tarafını söyleyeyim. Ben teknolojiyi gösterdim dedi. Ya ne de evet, teknoloji? İşte Skype ile ya da işte Zoom'la görüşme. Ya bunu bile eleştirmediler. Şimdi kalkıyorlar şöyle bir şey söylüyorlar. Kemal Bey'i yanlış yaptı diye eleştiriyorlar. O gün eleştirecektiniz. Eğer gerçekten gazeteciyseniz, gerçekten objektif, tarafsız gazeteciyseniz bunlar yapılırken ya düşünsene o zaman da biraz şöyle bir kaygı mı vardı acaba? Yani eleştirirsem sürece ilerleyişe zarar veririm, bir de üstüne üstlük tepki çekerim. Zarar verdiğim söylenerek bana belki bu eleştiriler yöneltilebilir diye böyle bir kaygı olmuş olabilir mi? Ama aslında yani görenler bu sebeple susmuş olabilir ya, tamam, mi? Tamam iyi de o zaman sustu. Şeye benziyor. Bazı araştırmacılar çıkıyor diyor ki %52 buldum ben ama ben de gazeteciler diyor önümde gördüm ama o zaman diyor mahalle baskısından diyor linç edilirim diye korktum söylemedim. Ya böyle bir o zaman gazetecilik yapma bir ya da araştırmacılık yapma iki yani bunları söylemezsen
süreci doğru eleştirmezsen, düşmanlık yapmana gerek yok ki. Hani biz muhalefete diyelim ki iktidarı destekleyen gazeteciyiz, sert eleştiriyoruz değil mi? Yani kötü buluyor, yanlış. İyi, sen iktidar muhalefetin yanında duruyorsun. Dostane, sahici ama eleştirici, eleştirmen lazım. Bir taraftan bağımsız gazeteci geçineceksin, tarafsız gazeteci geçeceksin. Hükümete destek veren gazetecileri yandaş diye niteleyeceksin. Sonra kendin en büyük yandaşlık yapacaksın. Problem burada. Şimdi onlar kalkıp büyük büyük laflar ediyorlar. Bu süreçlerin hepsine bakın. Amerika'daki 8 saat kaybolmasını bile oradaki gazeteci şöyle yazıyor. Uçağa bindim, Kemal Bey yoktu. Aa, şaşırdım. Allah Allah, yani bu kadar böyle midir bu işler ya? Kemal Bey yoktu, şaşırdım. Neyse.